Herkese merhaba sevgili Teknoloji hukuku takipçileri. Ben Özgür Çetin. Bu videoda sizlere son günlerin en büyük tartışma konularından birisi haline gelen ve Google tarafından da resmi bir açıklamayla doğrulanan lisans meselesi konusunda konuşacağım. Biliyorsunuz bir son birkaç gündür özellikle teknoloji gündeminde böyle bir iddia söz konusuydu. Google iş ortaklarına gönderdiği bir mektupla birlikte lisans konusunda bazı sorunlar yaşanacağını ve lisansların yenilenmeyeceğini duyurdu. Bu şu anlama geliyordu. Türkiye'de Android'de cep telefonu satan markalar Google'ın servislerini kullanamayacaklar. Peki olayın aslında temeli nereye gidiyor? Aslında eski bir hikayeye dayanıyor. Yandex bir şikayette bulunmuştu. Bu şikayete göre Google'ın Android işletim sistemini kullanan cep telefonlarında belli bir tarayıcıyı mecbur kılmasının sakıncalı olduğu konusunda bazı bir, bir, şikayetleri olmuştu rekabet kurumuna. Rekabet kurumu da bununla ilgili bir karar verdi ve Google'a bir ceza kesmişti geçtiğimiz aylarda. Google, Türkiye'deki iş ortaklarına Android'li telefonlarında Google servislerinin kullanılamayacağı bilgisini verdi. Yakın zamanda bu, böyle iddialar vardı. E, bu iddialar henüz resmi olarak doğrulanmamıştı ama... Bugün yani bugün 15'i 15 Aralık 2019 Pazar günü akşam saatlerinde bize bir e-posta geldi. Bu e-posta Google Türkiye'nin Hakkı Eşkere Ajansı'ndan bize gönderildi. Ve e-postada olayın doğru olduğu açıklanıyordu. Şimdi ekrana getireceğim onu. Şu anda ekranda görüyorsunuz açıklamayı. Açıklamada tam olarak şöyle dönüyor. Ben şimdi tek tek bir okuyayım. Ağustos ayında rekabet kurumunun karar doğrultusunda Android iş ortaklarımızla yaptığımız anlaşmalarda değişiklikler yapmıştık. Kasım ayında rekabet kurumu bu değişikliklerin uygun olmadığı ve bu anlaşmalarla operasyonlarımızı sürdüremeyeceğimiz yönünde karar verdi. Türkiye'deki kanunlarla uyumlu bir şekilde çalışabilmemiz için iş ortaklarımızı Türkiye'de yeni çıkacak Android telefon modelleri ile ilgili anlaşma yapamayacağımız konusunda bilgilendirdik. Tüketiciler mevcut cihaz modellerini satın almaya devam edebildikleri gibi hali hazırda mevcut cihazları ve uygulamaları da normal şekilde çalışmaya devam edecektir. Google'ın diğer ürün ve servisleri durumdan etkilenmeyecektir. Rekabet kurumuyla bu konunun olabilecek en hızlı şekilde çözümü için çalışmayı sürdürmekteyiz. Şimdi burada satır aralarında bazı aslında açıklamalar var. Şimdi diyor ki Google halen satışta olan ya da almış olduğunuz bir telefonla ilgili bir sıkıntı olmayacak diyor. Bunun garantisini veriyor. Örneğin Huawei Mate 20 Pro cep telefonunuz varsa ya da Xiaomi'nin bir telefonu varsa ya da Oppo'nun bir telefonuna sahipseniz ya da Vestel, işte General Mobile, Reader gibi yerli markaların bir telefonuna sahipseniz herhangi bir sorun yok diyor. Yani satın almış olduğunuz telefonlar gibi bir sorun olmayacak diyor. Halen satışta olup da sizin almadığınız diyelim ki şu an telefonunuzun işte diyelim ki eski bir model yenilemek istiyorsunuz. Şu an satışta olan telefon modelle ilgili bir sıkıntı olmayacak. Yani burada anladığımız kadarıyla açıklama bu kadar bu arada. Bunun dışında bir açıklama bir bilgimiz de yok bizim. Burada anlaşıldığı üzere yeni gelecek olan modellerde sorun olacak. Şimdi bununla ilgili bazı iddialar var. Yani Türkiye'deki üreticilerle ilgili sorun olacağını söyleyenler de var. bunun aksine olduğu bir durum konusunda bize bir bilgi henüz gelmedi. Gelirse de yine bir açıklamayla sizlere duyuracağımızı söyleyelim. Ama buradan bizim anladığımız eğer rekabet kurumu ile ilgili bir anlaşma sağlanamazsa Google'da rekabet kurumu bu anlamda bir anlaşma sağlanamazsa ki onun sebeplerini birazdan söyleyeceğim. Yeni gelecek olan cep telefonlarında yani Android işletim sistemi kullanan telefonlarda Google servisleri ön yüklü olarak gelmeyecek. Şimdi burada şöyle bir kafa karışıklığı oluyor. Yani biz bunu sonradan mı yükleyecek miyiz? Yükleyebilir miyiz? Muhtemelen sonradan yükleyebileceğiz. Ya da şöyle mi olacak? Mesela şimdi Huawei Mate 30 Pro çıktı ama Türkiye'de satılmıyor. Alabilirsiniz bir şekilde yurt dışından şuradan buradan ama telefonun içinde Google'la ilgili herhangi bir şey bulunmuyor. Sizin işte ya APK yüklemeniz lazım ya işte Play Store'dan bir şeyler yapmanız lazım falan karmaşık işler. Herkesin de uğraşacağı işler değil bunlar. Böyle mi olacak bu şu anda belli değil. Yani Google servisleri ön yüklü gelmeyebilir. Siz sonradan yüklemek zorunda kalabilirsiniz ya da biz yani hepimizden bahsediyorum. Ya da tamamen yükleyememe durumu söz konusu. Bu konuda henüz bir net bir durum söz konusu değil peki rekabet kurumu ne diyor? Rekabet kurumu aslında şunu söylüyor. Mesela Avrupa'da falan böyle bir şey var. Siz cep telefonunuzu yüklediğiniz zaman Android, işte Android cep telefonu aldığınızda biliyorsunuz standart olarak Chrome'la geliyor mesela en basitinden. Yani internet tarayıcısı standart olarak Chrome'la geliyor. Hayır diyor bu seçenekli olsun diyor mesela. İstediği şey bu. Avrupa'da böyle bir opsiyon var. Yani Opera'da yükleyeyim, yüklemek ister misin ya da sana telefon soruyor. Hani bunun içinde Chrome standart olarak geliyor. Başka bir şey yüklemek ister misin? Gibisinden bir soru soruyor. Türkiye'de böyle bir şey yok. Ama aslında bu enteresan bir durum. Benzer bir durum. Geçmiş yıllarda Microsoft'un cephesinde de yaşanmıştı. Microsoft da Avrupa'da sattığı, yani Avrupa Birliği ülkelerinde sattığı cihazlarında tarayıcı standart internet explorer yapmama gibi bir çözümle bu engeli aşmıştı. Türkiye'de böyle bir şey olmadı. O dönem için olmadı en azından. Bundan sonra olur mu onu da bilmiyoruz. Şu anda da işte, Edge geliyor artık. Internet Explorer'ı yok. Ama niye Edge geliyor diye demiyor kimse. Belki birisi derse yarın öbür gün onlara da bir şey gelebilir. Bilemiyorum artık o tarafını. Ama şu anda panik yapmalı mıyız? Çünkü benim etrafımda çok sorun oluyor. Sosyal medyadan soran olduğu Ne yapacağız? Biz aynen Huawei telefonların Mayıs ayında, geç, e, bu yılın Mayıs ayında yaşanan sorunda olduğu gibi insanların kafası karışık. Acaba ne olacak? Telefonumu mu kullanamayacağım? Gmail açamayacak mıyım? YouTube kullanamayacak mıyım? Ya da işte Google'ın herhangi bir servisini kullanamayacak mıyım? Hayır arkadaşlar şu an bir sıkıntı yok. Var olan telefonlarla ilgili herhangi bir sorun yok. Şu anda Android cep telefonunuz varsa Rahatlık bir şekilde kullanabilirsiniz. Sorun yeni çıkacak olan, henüz daha Türkiye'de piyasaya sürülmemiş, bu açıklamayı yaptıktan sonradan bahsediyorum. Şu an piyasaya sürülmemiş ama diyelim bir ay sonra, 15 gün sonra, bir hafta sonra sürülecek olan bir telefonda böyle bir sorun olabilme ihtimali var. Ha, önümüzdeki günlerde ne olur? Google ile rekabet kurumu anlaşır mı? Google bir ara formül bulur mu? Ee, ne olur bilmiyorum. Ama öyle bir haber çıktığı zaman da yine size teknosyoku.com adresinde bu haberi de paylaşacağımızı söyleyeyim. Tabii bu tip durumlar insanların kafasını çok karıştırıyor. Avrupa'da da aslında benzer sıkıntıların zaman zaman yaşandığı dönemler oldu. Ama artık bu işler birazcık da ticaret savaşlarının da bir etkisi haline gelmeye başladı. Yani işletim sistemi üretmek kolay bir şey değil biliyorsunuz. Özellikle mobil dünyada hiç kolay değil. Google ve Android işletim sistemi pazarı domine eden bir işletim sistemi. Dünyadaki üretilen cep telefonlarının yüzde neredeyse 70'i hatta 70'te bir parça geçiyor. E, Google yani Android işletim sistemini kullanıyor. E tabi bu da çok büyük bir etki alanı haline getirmiş oluyor Google'ı ve Android işletim sistemini. Büyük bir ekosistem söz konusu. Tabi bu ekosistem zaman zaman çeşitli sorunları da çeşitli ithamları da beraberinde getiriyor. Umarız ki bu sorun çözülür. Çünkü bizim açımızdan, yani son tüketici açısından değerlendirdiğimizde telefon alırken e, haliyle artık Google servisleri olmadan bir telefonu almak veya kullanmak çok mantıklı değil. Diyecek olabilirsiniz belki Çin'de kullanılıyor. Evet, Çin'de satılan e, Android işletim sistemi cep telefonlarında Google servisleri yok ama alternatifleri var. Bir de Çin tabi kapalı bir pazar. Daha farklı bir Türkiye şartlarına göre ya da bir Avrupa Birliği ülkesine göre gibi değil. Ee, orada Twitter'da kullanamıyorsunuz, YouTube zaten kullanılmıyor, Facebook'ta yok. Yani daha kapalı bir pazar olduğu için orada çok sıkıntı olmayabilir alternatifleri var. Ama Türkiye gibi bir ülkede Google servislerini kullanamamak hem ticaret açısından, çünkü bir sürü YouTuber'ı var, oradan bir sürü para kazanan, ekmek yiyen, evine ekmek götüren binlerce hatta milyonlarca insan var. Böyle olunca tabii ki herkes de bir hani, telaş oluyor ister istemez. Hepimizin kafası karışık. Ama şu andaki net tabloyu çizecek olursam mevcut telefonlarda bir sorun yok. Halen satışta olan telefon modellerinde de bir sorun yok. Ama gelecek olan modellerde eğer bir anlaşma sağlanamazsa Google servisleri yüklü olarak gelmeyecek. Sonradan yüklenebilecek mi? Bu konuda emin değilim. E, henüz o konuda resmi bir açıklama yapılmadı. E, muhtemelen yüklenebilir diye tahmin ediyorum. Ama söylediğim gibi resmi bir açıklama yok bu konuda. Vallahi son dönemde artık teknoloji dünyası çok hareketli bir hale geldi. Her gün yeni haberlerle uyanıyoruz. Her gün yeni bir içerik, yeni bir yasaklama, yeni bir engelleme, yeni bir kanun, yeni bir kural artık kafamızda iyice karışmış durumda. Umarız ki Google'la Rekabet Kurumu arasındaki bu anlaşmazlık bir şekilde çözülür biz de Google servislerine kavuşmuş oluruz. Bu arada konuyla ilgili aklınıza takılan soru varsa ya da yeni bir gelişme olursa mutlaka bu videonun altında yorum olarak paylaşmayı unutmayın. O gün gelene kadar kendinize iyi bakın. YouTube kanalımıza abone olmayı, bizleri aynı zamanda Facebook, Twitter ve Instagram gibi sosyal alarda takip etmeyi unutmayın. Farklı bir videoda, farklı bir çekte karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.